Hüplete hüplete eriştesini çekmeniz gerekiyor. Katılıyorum. Neye katıldığımı söylemedim. Gerçekten göründüğü kadar var bulut gibi. Çubuğu asla benim gibi tutmayın. Biraz enteresan bir görüntüye sahip. Daha önce hiç içmedim. Herkese selam. Merhaba. Farklı Yemekler serimizin bu videosunda Japon mutfağını keşfedeceğiz. Evet. Bugün Perşembe. Akşam işten çıktık. Dolayısıyla evimize yakın bir Kadıköy restoranı seçtik. Ama bakalım bu video başka bizi nerelere götürecek. İlk durağımız Ororo Sushi ve Ramen vardı. Birkaç farklı yemek söyledik şimdi. Bir tanesi Dynamite Shrimp Sweet Chili. Tatlı acı soslu bir karides tempura. Onun dışında sushi söyledik tabii ki. Bir de nigiri seçeneklerimiz var. Bu arada ramenimiz de geldi. Chicken Katsu Ramen söyledik. Böyle sıcacık, çok lezzetli görünüyor. Şimdi tadlarına bakalım. Biraz daha nasıl bir şeymiş, nelere benziyor, tadı nasıl size anlatalım. İlk olarak Dynamite Shrimp ile başlıyorum. Çok acıyla aram olmamasına rağmen bunun tadına bakmak istedim. Hani tatlı acıymış, belki tolere edebilirim diye umuyorum. Gayet lezzetli, fazla acı değil. Tam kıvamında bir acısı var. Bu aslında bir tempura. Karideslerin üzeri kaplamalı ve bunlar yağda kızartılmış. Üzerinde de susam, taze soğan ve o tatlı acı sostan var. Bence birçok damak tadına uygun bir yemek. Bunun doğru tutuşu böyle değil. Benden önüne kalmayın. Ben böyle yapabiliyorum. Ne kadar yapabiliyorum da soru işareti. Karidesin tadı çok iyi bu arada ha. Yani taze ve güzel bir karides. Böyle soya filizleri falan da var. Susam, musam. Yani detaylarıyla falan çok güzel bir yemek haline gelmiş. Japon mutfağı ilk attığım lokmada beni kazandı şu anda. Biraz daha sushi yerken göreceğim. Ramen biz konuşurken gelmişti. Bunu soğutmadan hemen ona geçelim dedik. Chicken Katsu Ramen söyledik. Ramen demesi de bu arada karışık. Bakın öğreteyim size. Çok kolay. Sanki ben Japon dili ve edebiyatı biliyormuşum gibi. Ramen de değil, ramen de değil. İkisinin ortası. Ramen. Yaman gibi. Hayır, buraya koymadım. Şimdi öncelikle suyunun tadına bakalım. Of çok iyi. Harbiden bayıldım. Chicken Katsu Ramen'de ne var derseniz tempuralı bir tavuk var. Böyle ortadan bölünmüş bir yumurta görüyorum. Tabii ki noodle var ve bir takım sebzeler var. Tadı acayip güzel. Tam böyle hastalık çorbası gibi yani. Gripken gel bunu iç, şifa bulursun. Sebze olarak ıspanak, soya filizi, havuç koymuşlar. Pırasa var. Şurada çok acı bir biber var. Acayip korkuyorum ondan. Tipinden belli yani acı oluyor. Susam yağı da var içinde ve dolayısıyla o susam yağının tadı sizi uzak doğuya götürüyor. Nereden biliyorsun diyeceksin. Hiç gitmedim ki uzak doğuya. Ama yani götürüyor işte. Yani içince anlarsınız. Yumurtasını yiyeyim mi? Yumurtayı da tam kayısı kıvamında pişirmişler. Uf çok iyi. Sırf yumurtasını yerim ha. O kadar güzel. Anlaşılan yine bir yemek videosunda her şeyi beğeneceğim. Itadakimasu. Bu da Japonların yemeğe başlamadan önce nimetler için şükretmeleri gibi bir şey. Ben de ramenin tadına bakıyorum. Çok lezzetli bir tavuk. Dışı çıtır kaplamalı. Bundan bahsetmiştik galiba ama ben de söylemiş olayım. Sebzeleri bize göre normalden daha az pişmiş oluyor. Yani böyle tam ölmemiş gibi. Hani daha diri diri dişe gelen kıvamda. Bir de bu rameni yemenin bir aslında Japonya'da şeyi var, usulü var. Böyle hüplete hüplete bu eriştesini çekmeniz gerekiyor. Şimdi bunu sizin önünüzde yapmayacağım tabii ama eğer ünlü anime Naruto'yu biliyorsanız onun nasıl ramen yediğini hatırlarsınız. Şimdi ben kendimce yemeye çalışıyorum. Japon mutfağı denince akla tabii ki ilk gelen şey sushi. Şimdi önümde iki tane sushi var. Bu klasik maki roll, bu da nigiri. Aralarındaki fark malzemelerin yerleştirilme şekli ve sırası. Her ikisinde de Japon mutfağının olmazsa olmaz malzemesi pirinç var. Ve bu yine pirinç sirkesiyle çeşnilendirilmiş bir pirinç. Bir tanesi bu özel deniz yosununa sarılıyor. Diğerinde ise o pirincin üzerinde daha uzun bir şekilde deniz ürünü, işte balık ya da yengeç, somon olabilir. Bir tanesinde mesela avokado var burada. Üzerine seriliyor, örtüyor onu böyle bir battaniye gibi. Sushilerimizin yanında meşhur acı wasabi var. Bir de zencefil turşusu var. Her ikisi de benim çok favorim olmamakla beraber en azından zencefil turşusunun tadına bakabiliyorum. Wasabi ise bende hiç yok. Şimdi hemen tadına bakalım. Biz klasik sushilerden kanimaki söyledik. Bu yengeç eti ile yapılan bir sushi. Şimdi önümde soya sosum da var. Bunu hafif soya sosuna dokunduruyorum ve hüpletiyorum.
Ben sushi'yi seviyorum zaten genel olarak. Benim hani damak zevkim buna alışkın. O yüzden bunu da çok beğeniyorum. Yengeçli olanlar daha çok favorim zaten. Ama bunun dışında klasik geleneksel Japon sushilerinin dışında sushiler çok çeşitlendi artık. Pişirilenleri de var. Üzerlerine farklı farklı malzemelerle böyle çok daha bizim damak tadımıza uygun hale getirilenleri de var. Mutlaka onları da deneyin. Şimdi bir tane nigiri'den tadına bakmak istiyorum. Somonlu olanın tadına bakacağım. Benim için büyük bir lokmaydı ama balığın tazeliğinden dolayı direkt böyle damağınızda dağılıyor, ağzınızda dağılıyor. Gayet güzel. Bence seversiniz. Şimdi bakalım Cenk de diyecek çünkü normalde hiç sushi sever biri değil kendisi. Çok sevemedim ben sushi'yi. Bu bir gerçek. Ama burası Ayşe'nin ilk defa geldiği bir yer değil Ororo. Ve dedi ki yani hakikaten iyi yapıyorlar. O yüzden ben de bir şans daha veriyorum sushi'ye. Şimdi evet, katılıyorum. Neye katılıyorum? Neye katıldığımı söylemedim. Sushi'ye olan sevgimiz sushi'yi nerede yediğinizle alakalı bir şeymiş. Ben bugüne kadar kötülerini yemişim. Bakın bu okey. Tamam, ben bunu çok sevdim. Yani Gülsün'ün tadını da çok sevdim. Yengeç'ini de çok sevdim. Ayşem bütün sushi ona kalacak diye heyecanlanıyordu. Öyle bir şey yok. Eğer benim gibi bir ön yargınız varsa gelin Ororo'da deneyin ki belki siz de benim gibi yenebilirsiniz bunu. Götürüyorum. Zencefil turşusu. Ya ben bundan korkuyorum ya. Zencefili severim de böyle bu kadar. Neyse. Bak bu da hiç beklediğim gibi çıkmadı. Fresh bir tadı var. Sırada neydi bunun adı? Nigiri varmış. Ben bunun avokadolusundan yesem olur mu? Belki bizi izleyenlerden vejetaryen falan vardı. Onun için de onu yorumlamış olayım. Tam kıvamında bir avokado. Altında nefis bir pirinç. Neyini beğenmeyeceğim yani? Tabii ki çok beğendik. Çok güzel. Son olarak çubukları elimden bırakmadan önce wasabi yiyeceğim. Hazır mıyız? Ben değilim. Wasabi. Wasabi. Help. Sevmedim. Özür dilerim. Çok acı. Özür dilememeliymişim. Sevecek bir şey yok. Gözümden yaş geliyor. Şu an görmüyorsunuz. Neyse. Kalanını gene sushi sever Ayşen bitirecek. Teşekkürler. Ororo'nun kendi spesiyeli olan bir tatlıyla yemeğimizi burada sonlandıralım dedik. Oishiba adında. Bu böyle tempura bir banın içerisinde beyaz çikolata, karamel, fıstık ezmesi, üstünde ceviz. Ne ararsanız var bir şey. Leziz bir görüntüsü var. Tadına da bakalım. Son derece lezzetli. Puyu şekerli ve fıstıklı. Böyle bir tonlama beklemiyordunuz benden. Evet ama enerji patlaması yaşıyorum bundan sonra. Bu arada tatlının yanında Yasemin'in yeşil çayla birlikte geliyor. Bayılırım zaten. Bize afiyet olsun. Bir sonraki mekana geçelim. Son zamanlarda sosyal medyada çokça karşımıza çıkan Japon sufle pankeklerinden denemeye geldik. Burası Ortaköy'de bir yer. Şimdi bu sufle pankeklerden yapan bir sürü yerler açıldı popülerliğinden ötürü. Bu geleneksel bir Japon tatlısı değil ama dünya çapında görsel olarak çok güzel göründüğü için müthiş bir ün kazandığından Japonya'da da bu satışları çok artmış. Çıkış noktasının ise iki Japon'un Hawaii'de açtığı bir kafe olduğunu okumuştum. Oradan dünyaya yayılıverdi. Biz de şimdi o pofuduk pankeklerden keki denedik ve gerçekten göründüğü kadar var bulut gibi yumuşacık. Yanındaki meyveleri ve çikolata sosu da gayet güzeldi. Çok kalabalık. Önünde biraz sıra olduğu için beklemek durumunda kaldık. Ama hafta sonu olmasının da etkisi olabilir. Bir de Kitty Kitty adında kedi şeklindeki tatlıdan denedik. O da yine böyle bir puding gibi. Daha doğrusu panna cotta'nın kedi şeklindeki hali gibi. Çok aşırı şekerli değil kendisi ama üzerine dökülen çilekli sosla tatlı bir hale geliyor. Gayet lezzetliydi. Japon lezzetlerini keşfetmeye devam ederken Taksim'deki Udonya adlı restorana geldik. Şimdi önümde farklı farklı yemekler geldi. Bir tanesi yakitori. Bu aslında tavuk şiş diyebilirim. Bu da gyoza. Gyoza da bir çeşit Japon mantısı. Tavuk dolgulu olanından biz söyledik. Bir de takoyakimiz var. Bu da içerisinde ahtapot bulunan bir hamur topu diyebiliriz. Bu yakitori ile takoyaki sokak lezzeti gibi bir şey aslında ama burada böyle güzel restoranlarda da servis ediliyor. Bir de Japon mutfağı deyince anmadan geçemeyeceğimiz sakemiz var ve o da burada soğuyor. Bu arada chopstick'i şöyle tutuyorsunuz. Elinizi şu şekilde yaptınız. Bir tanesini böyle yerleştirdiniz. Öbürünü de üstüne kalemputar gibi yapıyorsunuz ve bunu böyle kullanıyorsunuz. Şimdi hemen gyoza'nın tadına bakmak istiyorum.
bayağı güzel. Tam içindekiler neydi hatırlamıyorum ama böyle patates de var galiba. Baharatlar falan. Bayağı lezzetli bir şey. Bu arada miso çorbası geldi. Bu da dashi denilen yosun ve balık tulu bir bazla yapılıyor. Ve işte içerisinde taze soğanlar falan var. Biraz enteresan bir görüntüye sahip. Daha önce hiç içmedim. Merak ediyorum. Ya enteresan bir tat. Biraz böyle yosunlu olduğu için bu böyle deniz tadı gibi bir tadı var. Yani ona bayıldığımı söylemeyeceğim. Ama bu arada bu miso çorbasının bir sürü farklı çeşidi oluyor. Yani içerisinde tofulu su falan böyle farklı farklı versiyonları da oluyor. O yüzden damak tadınıza uyan bir tanesini seçebilirsiniz. Tavuk kalçadan güzel sulu bir şiş olmuş. Teriyaki sosluymuş. Ayşen hatırlattı. Ben çok beğendim. Yani bunu gündelik olarak yerim. Öyle söyleyeyim. Bayağı beğendim. Sosu falan bayağı lezzetli. Çubuğu asla benim gibi tutmayın. Şimdi bu arkadaşın adı Takoyaki. Şimdi Takoyaki deyip geçmeyin. Biz Japon restoranı seçerken bu video için bunu yapabilen restoran aradık resmen. Herkesin menüsünde yok. İçinde ahtapot olan bir şeydi bu. Komple atayım mı? Bence atarım. Şimdi bu bir sokak lezzetiydi. Ayşen de söylemişti. Denemezseniz olmaz yani. Japon mutfağı önemli şeylerinden bir tanesi ve hak verdim. Hakikaten baharatı, sosu, içindeki dolgu malzemesi, hamur falan çok güzel yani. Mutlaka deneyin. Ben çok beğendim. Yemeğin her bir malzemesi bir görev üstlenmiş yani. Öyle söyleyeyim size. Gyoza'nın hamuru ne kadar yumuşakmış. Mantıya göre çok farklı. Kızarmış bir mantı çeşidi. Dolgusu falan da yumuşacık. Çok beğendim. Çok güzel bir dokusu var. Şimdi burada da altında pirinç, üstünde de kızarmış karidesler ve soğanlar olan bir pirinç bazlı yemeğimiz var. Adını unuttum. Yazarız aşağıya. Hemen bunun tadına bakmaya çalışacağım. Beklediğimden çok daha güzel, başarılı. Biz yemeğe devam etmeden önce bir de sakemizi deneyelim. Japon adetlerine göre sakeyi kendiniz için doldurmuyormuşsunuz ve böyle minik bardaklarda servis ediliyor. Yani eğer iki kişi içiyorsanız siz karşınızdakine, karşınızdaki de sizin için sakeyi doldurması gerekiyor. Hem sıcak hem soğuk içilebilen bir içki. Böyle güzel porselen sürahilerde servis ediliyor. Şimdi ben bunu Cenk için dolduruyorum. Bayağı sert bir içki bu. Böyle vodka sertliğinde falan bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Bana da biraz beyaz şarabı andırdı aslında. Aşırı alkollü gibi gelmedi. Belki bir anda Cenk fazla içti. Ben minik bir yudum aldım. Güzel farklı bir şey. O zaman bize afiyet olsun. Maalesef pes ettim. Çatala geçtim. Özür diliyorum Japon arkadaşlarımızdan. Hani utanacak bir şey olmadığını söylüyorlar her zaman. Çubuklarla savaşıp aç kalmaktansa çatal isteyebilirsiniz. Japon mutfağını keşfetmek üzere yola çıktığımız bu videoda bizim de gerçekten ilk kez deneyimleyip çok sevdiğimiz yemekler oldu. İlk defa sake içtik. O da çok farklı ve güzel geldi. Benim aklımda en çok kalan, en çok beğendiğim şey ise ne oldu biliyor musunuz? Ramen oldu. Bayağı sevdim. Bunu tekrar yerim. Umarım bu video bizim gibi Japon mutfağını ilk defa deneyecek olanlar, belki de biraz önyargısı olup endişesi olanlar için bir yol gösterici olur. Lütfen siz de eğer sevdiğiniz Japon mutfağına dair yemekler varsa yorumlarda paylaşın. Başka gidilmesi gereken yerler biliyorsanız mutlaka onları da yorumlara paylaşmanızı rica ediyoruz. Son mekan Taksim'de olunca biz de bayağı yıllardır adımımızı atmadığımız İstiklal Caddesi'ne noktalayalım istedik videoyu. Klasik hatırlatmaları yapma görevi de bana düştü. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şurada bir buton var, ona basıyorsunuz. Yeni videolar geldiğinde kaçırmamak için kanala da abone olabilirsiniz. Bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız harika olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.